Amerika Birleşik Devletleri havacılık endüstrisi ve F-47 savaş uçağının geleceği, Çin'in nadir toprak metallerine uyguladığı ihracat kısıtlamaları nedeniyle risk altında olabilir. Çin'in uçak imalatı için kritik öneme sahip kaynaklar da dahil olmak üzere nadir toprak metallerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatına getirdiği kısıtlamalar, Amerika Birleşik Devletleri'nin 6. nesil F-47 savaş uçağı projesine darbe vurabilir. Çin hükümetinin bu hamlesi, bazı Amerikan havacılık üreticileri arasında endişelere yol açtı. Zira bu üreticiler belirli hammaddelerin bir kısmını yalnızca Çin'den tedarik ediyor. Dünyadaki nadir toprak elementlerinin yaklaşık %90'ını Çin üretiyor ve bu elementlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne başlıca tedarikçisi konumunda. Ve bu alandaki hakimiyetini Amerikan savunma sanayi kompleksine ve ileri teknoloji endüstrilerine baskı yapmak için kullanmaya hazır görünüyor. Çin Ticaret Bakanlığı, samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprozyum, lutesyum, skandiyum ve itriyum olmak üzere 7 kategorideki orta ve ağır nadir toprak elementlerinin alıcının mal kullanımını kısıtlayan ihracat kontrol listesine dahil edileceğini bildirdi. Tungsten, tellür, bizmut, molibden ve indiyum gibi diğer ilgili hammaddelere de ihracat kontrolleri getirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan nadir toprak elementlerinin yaklaşık %5'i savunma amaçlı. Örneğin, Lockheed Martin'in F-35 savaş uçağını üretebilmesi için 420 kilogram nadir toprak metaline ihtiyacı var. Bu metaller, uçuş sırasında uçak elemanlarının hareketinden sorumlu olan elektronik harp sistemleri, radarlar ve elektrikli tahriklerin üretiminde kullanılıyor. Lockheed Martin, sadece 2025 yılında 190 adet F-35 savaş uçağı üretmeyi planlıyor. Bunun için bile önemli miktarda hammaddeye ihtiyaç duyuluyor. F-47 gibi uçakların üretiminde yüksek performanslı mıknatıslar, aktüatörler ve radar sistemlerinin yapımında kullanılan neodim, praseodim, disprozyum ve terbiyum gibi maddelere de ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca, Çin'in önemli bir kaynak olduğu titanyum, tungsten ve niyobyum gibi diğer metallere de ihtiyaç bulunuyor. Gövde tasarımında kullanılan bu metaller, düşük ağırlıkta yüksek mukavemet, ısıya dayanıklılık ve radar gizliliğini sağlıyor.